kontrol et. İstersen kumanda verelim eline. Tamam, seninle konuşmak istemiyorum daha fazla. Çok beğendim. Aman Allah'ım. Ben senin bu romantik alandan çok sıkıldım. Bu kıyafetle yani kimseyi rakip görme bence. Teksin çünkü. Şimdiden söyleyeyim, başka kapıya. Melisa. Efendim. Ben sana isim buldum. Fırfırella. Fırfırella olur mu be? Yani kolaya kaçtın. Acil toparlanman lazım. Benim tipim değil yani. Bu kombin benim kombinim değil. Bana göre tarz değil. Aslında sadece senden ümitliydim üstündekileri görünce fırfır konusunda ama senin dışında herkes beğendi. Yok. Gri, siyah, gri, siyah, gri, antaresi, zımbalı çanta, kolye, sarı saçlar, o... Ay, duyan gelmiş. Numara göremiyorum. O kolye... Ya, kolyesiz boş kalıyordu çok. Boş kalsaymış keşke. Sade ve şıksın diyeyim. Ama yani kolay. Sadelik benim işim olsun, karmaşa senin işin olsun Nazlı. Tamam Amarat. Hayatım. Ay sen ne şekersin. Ya çok tatlısın. Ay sen ne tatlısın. Ay sen ay çekirdeği gibisin. Çıtır çıtır. Ay ne kadar rüküssün. Teşekkürler. Aa. Biz bunlara çok alışkınız. Biz bunlardan çok gördük değil mi Kemo? Tabii haklısın hayatım. Bir şöyle wow şaşırdık olmadık daha. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımızı yavaş yavaş tanıyoruz. Tepkilerinden, karakterlerine dair fikirler ediniyoruz. Diğer yarışmacıların arasından sıyrılan bir yarışmacımız gelecek şimdi. Aralarında adeta bir Madame Rottenmeier tadında takılmakta. Kim geliyor? Acaba? Maria Surina. Madame Rottenmeier'lık nedir diyeceksin. Evet. Heidi'yi bilir misin? Yok bilmiyorum. Heidi. Aa izlemiştim ha. Evet. Onun hani bir Clara'sı var. Tamam. Clara'nın hatırladım. Böyle höt höt höt. Ya o kadar var. Da değil. Var var sende var. Gerçekten öyle. Mi? Evet. Doğrudur. Olur geçer inşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Hepimizde var. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarla kebapçıya gidiyorum. Kebapçıya gidiyorsun. Evet. En sevdiğim. Acıkmışım da. Peki soralım. Şöyle bir aç göster tamam. İstersen. Arkadaşlar için detayını görsün. Hı-hı. Şöyle. Acımasaydık. Niye? Allah Allah. giymiş gelmişsin. Açsak ne olur? Tabii tabii. Yok bir hata var da onun için. Saklamaya çalışıyorum. Ha. Vallahi bilmeden açtım. Kusura bakma. Melisa. Bence kebapçı için kesinlikle olmamış. Bir kere o çantayı ben olsam siyah tercih ederdim. Ben de ama bavula yanlış çantaya koymuşum. Sonradan olsun. Fark ettim. Evet. Ama yani kebapçı için bence uygun. Ama öyle günlük bir kebapçı değil. Hani akşam güzel bir kebapçı. Bizim öyle. Bilmediğimiz kebapçı. Evet. Yapan gece kulüpleri var galiba. Yok öyle değil. Şık yani bir yer. Çantayı beğenmedim onun dışında. Ben de beğenmedim. Güzel küpelerini de rahatsız etmiyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Güzel güzel bugün iyisin. İyiyim iyiyim. Nazlı. Maria. Efendim. Annenin ceketini annenin elbisesini mi giydin sen? Evet. Babaannemin elbisesi ya, ve babaannemin. Ya babaannemin de olabilir çünkü şu anda 50 yaşında falan gösteriyorsun. Hani saçını da şöyle topuz yap. Yani hani anneanne bile olabilirsin şu anda. Sonraki sefer inşallah. Hani çantan olmamış zaten de kıyafetin başlı başına yaşından çok büyük göstermiş seni. Tamam canım. Teşekkürler. Zeynep.
Ben korkuyorum. Hayır Zeynep. Korkunun ecele faydası yok Zeynep'ciğim. Ya sen biraz şey, daha demode giyinmeyi seven bir kızsın sanırım. Hani ayakkabıların için falan demiyorum. Yok, ben aynaya baktığım stiletto zaman bana ne yakışıyorsa, yani yakıştırdığım şey ya, tabii neyse ki, tabii onu giyiyorum. Tabii ki, yani zaten moda kendine yakışanı giymektir. Tabii ki. Yani bu ama sene 2015'te hangi parça hani ön planda diye arayıp tabii yani giymem. Ben bu işi yaptığım halde hiçbir hı-hı zaman hani öyle aa bu yıl ne varmış falan bakmadan giyiyorum. Ama hani bayağı bir demode görünüyor benim gözüme. Jüri ne der bilemem ama. Yani naftalin diyorsun. Yani kebapçıya bir de ben hani mini elbiseyle gitmem. Hepimiz gidiyoruzdur kebapçıya. Tam topuklu giyebilirsin, şık giyebilirsin ama ben mini etekle gitmem şahsen. Maria sen çıkmadan önce tek başına oturuyorsun. Tek başıma oturmuyorum. Şurada tek başına oturuyorsun. Ha, evet. Uzunca bir süre tek başına oturuyorsun. Hiçbir iletişimin yok mu arkadaşlarınla? Var. Onlar hep bir aradalar. Konuşuyorlar, vakit geçiriyorlar. Ha, siz orada evet, içeride gördüğünüz için gömülmüş. Ayakkabılarım çok rahatsızdı. Biz normalde burada oturuyorduk. Ha. Yoksa içeride hep birlikteyiz. Öyle bir sıkıntı yok. Yaşa. Var mı? Soğuk bir havası var. Hani öyle günaydın der, iyi akşamlar der, bir şey olduğu zaman söyler ama ekstra bizim kendi içimizde olduğu gibi bir muhabbeti bizimle evet asla olmadığı olmayacaktı herhalde. O da onun çizgisi demek ki. Evet. Hmm. Orası öyle. Çünkü gerek yok. Niye gerek yok? Ha, fazlasına gerek yok. Söylediğimiz gibi yani çok yakın olmanın bir anlamı yok. Orada farklı konuşuyoruz. Buraya çıktığımız zaman gergin anlarımız oluyor. Ben de hani bir insandan etkilenip arkadaş olup daha sonra burada birbirimizi rencide edelim istemiyorum. Ha, tutamayabilirim kendimi diyorsun. Yani gerek yok. Bilmesem kafam daha rahat. Daha iyi, evet. Çok fazla konuşulan şeylerle ilgilenmiyorum. Özden? Maria sen böyle diyorsun, sen kendini soyutladığını sanıyorsun ama bu şekilde konuşursan bence herkes seni soyutlar. Böyle bir şey var. Hayır, orada yanlış bir şey söylemiyorum. Hani ben zaten gerek normalde yok falan hani yok bunlarla ne muhatap olacağım yok, falan yok gibi. Zaten ben böyle aşırı aşırı sosyal bir insan değilim. Mimiklerine yaparken de ben sana nasıl saygılı bir şekilde hitap ediyorsam senden de aynısını bekliyorum. Bence sen bekliyorum genel bir saygısızlık yaptın. O yüzden yok, ben saygısızlık söz aldım. Yapmıyorum. Şu an kıyafetini eleştirmiyorum. Senin üslubunu eleştiriyorum. O yüzden söz hakkı aldım tamam, ben. Tamam, ben de saygısızca bir şey söylemedim. Diyorum ki ben zaten normal hayatta da böyleyken buraya geldiğim zaman insanlarla hemen hemen hızlı bir şekilde hani iletişim kuramıyorum. Burada yanlış bir şey yok. Sen kimsin? Seninle görüşemem ya da konuşmam demedim. Üslup yani çok önemli bir şey. Onu söylüyorum. Ben onu de onu söylüyorum. Gökçe. Kıyafetimle ilgili bir şey söyleyeceksen söyleyebilirsin. Ben Maria'yla bugün konuştum. Gayet konuşkan, evet, iyi biri. Hani bence onun karakteri öyle. Hani konuşmayı sevmiyor da olabilir ya da sessiz olabilir. Bizi sevmediğinden falan olduğunu düşünmüyorum. Gayet konuşunca konuşuyor iyi biri. Teşekkürler. Yine aynısını söyleyeceğim. Soğukkanlı bir insan olabilir ama Özden'e katılıyorum. Sana şurada katılmıyorum. Bunun bir söyleyiş tarzı var. Özden bunu burada eleştirirken bile söylerken kaşını kaldırmış. Evet terbiyelisin. Evet nasıl konuşacağını biliyorsun ama mimiklerinin aslında ne anlatmak istediğini alttan o mesajı veriyorsun. Ama bana mimik yaparsa karşı taraf dolayısıyla benim de yüz ifadem değişir. Ben konuşurken Özden'in yüzüne benim inatla eğilip baktığımda Özden gayet şey öyle olmaz. Ben arkadaşlarıma hani genel kızlar ne diyor bu falan gibi bir hareket öyle bir o şey sana yoktu değildi. Öyle bir şey yok. Yaptım anladım ben burada. Bir şey hareketlerimi yok. Sen kontrol et. İstersen kumanda verelim eline. Tamam seninle konuşmak istemiyorum daha fazla. Ben konuşurum dinlersin cevap vermezsin. Olur. Zeynep. Maria bir şey soracağım sana. Tabii sen ki sabah geç kaldın. Hı hı. Acaba sebebi bizi yani ben kendim için söylemiyorum hani sen de az önce dedin ya hani sanki niye çok samimi olmanın anlamı yok gibi bir cümle kurdun. Daha az görebilmek için mi acaba diye düşünüyorum ben açıkçası şu anda. Hayır Zeynep'ciğim öyle bir şey yok. Kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyeyim yok, bak hepimiz şey burada yok çalışıyoruz, hepimiz çekime geliyoruz, hepimiz yorgunuz, hepimiz hastayız. Biz hepimiz
aracıyla gelenler de, servisle gelenler de aynı saatte burada oluyor. Senin veya bir başkasının, benim de dahil, geç kalma gibi bir lüksü yok. Hı hı. Yok, yani saygı duymak zorundasınız. Tamam. Sen niye bizden iki saat fazla uyuyorsun? Yani... Tamam. Kusura bakma, ben sadece söylemek istedim ve merak ettim. Tamam. Daha az görmek için mi acaba? Bilerek. Öyle bir şey yok, zaten söyledim. Biraz kibar bir yorum oldu seninki. Çünkü bu kadar kusursuz ve net çizgilerini koyan birinin mesela böyle bir hata yaparsan bu sefer herkes senin üzerine evet. yüklenecek. Olsun. Hata demek yapmaman ki, gerekiyor. Evet. Zor bir hayat seçtiğin için söylüyorum. Gerçekten çok zoru ama tercih ediyorsun. Ama 27 yaşındayım ve onun bu yaşıma sordum. Kadar hep böyle olduğum için bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Nasıl aslında. Yapacak bir şey yok? Yani tabii ki biraz daha yumuşak olmaya çalışacağım. Ama sevdiklerime karşı. Sevdiklerine. Sevmediklerine ya nasıl benim, olabileceğini tahmin dahi hayır, edemiyorum. Hayır, benim için saygı ve sevgi var. Sevdiğim insanlar var, herkes bir de saygı duyduğum insanlar var. Saygı duyduğum insanlar herkes. Sen böyle durunca işte Öykü Hanım'ın dediğine çıkıyor. Hani ben mesela geç kalsam ya çok özür dilerim falan diye samimi yaklaşarak hani onlar hoş görebilir. Çünkü hani ben sürekli onlarla diyalog halinde olduğum için. Mesela şu an seni trafikten geç kaldın sadece ben biliyorum. O biliyor, o biliyor atıyorum. En fazla 3 kişi biliyor. Hani bizimle iletişim kurarsan senin için de kolaylık olur. Öykü Hanım'a o konuda çok katılıyorum. Hani o zaman bu tarz şeylerde yanlış anlaşılma olmaz. Sen de bu tarz bir tepkiyle karşılaşmazsın. Tamam canım. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Bol şans. Maria. Evet. Kemal Savaş Bey. Davulları çalmaya başladı ufak ufak. Evet. Duyuyorum uzaktan sesini. Uzaktan hoş geliyor tabii ama içinde olunca nasıl oluyor bilmiyorum. Bir bugün seni böyle bir daha mulis, daha yumuşak, daha sakin gördüm düne nazaran. Ya zorundayım. Şimdi siz söylüyorsunuz. Öykü Hanım söyleyince tabii ki biraz kendimle konuşmak zorunda kaldım. Ve daha yumuşak olmaya çalışıyorum. Çok böyle... İki tane farklı insan var. Daha yumuşak değil bu yani. Bambaşka birisi gelmiş. Öyle mi? Evet. Dünkü o agresif saldırgan tavrından bugün eser yok. Bir sanki gittin ikizin gelmiş gibi. Böyle hani ikizler hep ters zıt karakterli olur ya. Aslında sizi dinlediğim için öyle oldum. Dinledin yani, bizi. Aferin evet. Laf dinliyorsun yani. Tabii ki. İyi güzel. Kulağına küpe olsun. Şimdi o çantayı da bir güzel at bakayım. Evet. Evet. At fırlat evet. at. Onu yanlışlıkla almışım zaten. Elbisen nasıl? İçerideki. Elbisem? Çıkarmana gerek yok. Böyle. Gerekli merciler çıkarttırır isterlerse. Arkadaşı yapar. Ben genel olarak çanta hariç beğendim. Bence demo de değil retro duruyor. Hı-hı. Üstündeki parçalar. Ayakkabının kalıbı çok güzel. Teşekkürler. Ben o kalıp stiletto'yu çok seviyorum. Yüksek topuklu ve çok zarif, narin duruyor. Saçın makyajın da güzel. Hı hı. Senden ama böyle bir makyajda bir değişik bir şeyler istiyorum. Çok böyle üst üste iki gündür evet, aynı haklısınız. Makyajda görüyorum. Yüzüm seni. Öyle bir yüzüm var ki makyajsız çok daha iyi. Makyaj yaptığım zaman ki bir kere yapmıştım yani ben ruj, siyah. Koyu bir renk ruj falan sürebilirsin. Ruj herkese tamam. yakışır. Bu kadar. Teşekkürler. Señorita hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Ne yapıyorsun sen bakayım? İyiyim. Siz nasılsınız? Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapayım işte? Kuşlarla, kuşlara besliyor. Onlarla öyle. Orası hayvanat bahçesi gibi olmuş zaten. Kötü insanlardan çok iyiler tabii kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Orası öyle. Puanti'ye ben çok severim. Ben de. Bu tarz pardesöler zaten tam arkadaşım da söyledi işte. Müthiş bir 60'lar ama çantanı görmüyoruz. Fena yani. Çantasız. Fena ötesi o kıyafetle. Saçların çok zayıf senin. Şöyle bir elinle ters düz yap bakayım. Yapıyorum ama işte aşağı burada yukarı. Şey olunca. Evet zayıf telli bir saçların var. İnceler. İnce evet. Krepe yapmaya çalışıyorum ama sürekli taraf yanında olmadığı için. Yani bizim Ivana mesela nasıl saçlarını gerer? Sana o tarz çok yakışır. Biraz Ivana'yı takip etsen. Yani bugün işte böyle
Hani bazen bu hafif bulutlu, güneşli, böyle bulut gelir falan, öyle bir hava gibisin benim için. Ona da şükür. Saçın rengin çok güzel Maria. Üzerindeki ceketin yakıştı. Ama çok klasiksin. Biraz da tarz olmalısın. Tamam. Dördüncü görüşü aslında. Hı hı. Hep kere aynı tarzına geliyorsun. Böyle bir klasik, hanım hanımcık. Ben seni daha modern görmek istiyorum. O mesela böyle bir ceketin altında nar çiçeği bir elbiseinden ve butiler, deri butiler, başka şey yapmalısın yani. Tamam. Bu klasik stiletundan böyle bir ceketin de çok görülmüş bir şey, çok beklenmiş bir şey. Biraz şaşır bize çünkü akıllı kadınsın sen ve o kadar çekiyorsun ki Silivri'ye buraya evet. kadar geliyorsun. Vallahi yani bize burada şaşırma zorundasın. İnşallah deneyeceğim. Kararları alalım. Evet Maria. Tarzsın. Teşekkürler. Nurella. Tarz değil. Yıldız sen de İvan'a. Yarın bekliyorum. Tamam. Mahcup etme beni. Teşekkürler. Tebrikler, Yıldız aldın. Yerine geçiyorsun. Sevgili izleyiciler, yıldızlar sahiplerini buluyor. Tabii ki günün sonunda bir de 1000 liralık bir çekimiz var. Jüri üyelerimiz puanlarını veriyorlar. Bakalım bugün 1000 lirayı kazanan yarışmacımız kim olacak? Sıradaki yarışmacımız ise Nazlı Yayla podyumda. Onda da benim, trend de benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim, gözler üstümde, bu tarz benim, bu tarz benim.